Sonra Türkiye'ye geçeceğiz. Şimdi Nilgün Hanım'a geçelim. Geçelim. Kitap, olay oldu. Evet, kitap. Yani tiyatroyu söyleyeceğim ama iki yıldır. Ne, yani iki yıldır mı? Yedi yıldır. Yedinci sene. Şeyden bahsediyorum. Tek kişilik oyun yedi yıl mı oldu? Yedi yıl oldu. Ne iki yılı? Pardon. İki yıl olsa konuşur muyum? Yedi yıl sonra konuşuyorum artık. Evet, bu bir başarıdır diye. Tabii ki tek kişilik. Onun üstüne de kitapla taşlandı. Evet, kitabım Hayatla Geçinmeyi Seçtim. Ben gerçekten hayatla geçinmeyi seçtim. Bir hayat kılavuzu. Her kadın okumalı. Evet, okumuşsun Tübercim ve sen fikirlerini sen söyle, beğendin mi? Çok beğendim. Her kadının okuması gerekiyor. Birçok şey buldum. İpek Turkal şahane sorular sormuş. Evet, arkadaşımız canım. Buradan da ona selamlar. Ona da sevgiler sevgili canım İpekciğime. Yani. Evet. Cevaplar o kadar samimi, o kadar gerçek ki. Ama ben hayatımda hep gerçek ve samimi oldum. Ben yani rol yapmasını sadece işimde, oyunculukta gerektiği karakteri canlandırıyorum. Onun dışında ben böyle hani gideyim böyle oturayım falan. Öyle bir kadın hiç olmadım. Her yerde böyleyim. Beni en üst düzeye çıkart, orada da böyleyim. Yani olduğum gibi. Müthiş. Peki hayatla güneşe. Pardon, özür dilerim. Hayatla geçinemiyor muydunuz? Hayır, hayatla geçinmeyi seçtim derken insanlar hayatla geçinemiyorlar. Herkesin bir savaşı var. Ben de o savaşlardan geçtim ama sonunda hayatla geçinmeyi seçtim. Ben hep mutluluğu seçen taraf oldum. Ben mutlu olmak üzere yola çıktım. Mutluluğu seçtim. Bu diyeceksin ki nasıl oluyor? Oluyor çünkü seni mutsuz eden ortamlardan, insanlardan uzak duruyorsun. Yani biraz küçük sırlar verebilir miyiz? Yani bu kitapta ben, evet, okudum. Çok hoşuma gitti. Nilgün Belgün neşesine nasıl insan kavuşur? Hayat bakış açınız şahane. Teşekkür biraz ondan ederim. Bahsedin. Yani nasıl sizin yolunuz mutluluk? Bu kitap böyle yola çıktı zaten. İlk önce onu söyleyeyim. Hep sokaklarda beni hanımlar çeviriyor. Siz bizim idolümüzsünüz. Genç kızlar siz. Ne olur bir şeyler anlatın. Bunun sebebi nedir falan. Biz de İpek'le de hep bunları konuştuğumuz için oradan yola çıktık. Hadi yapalım böyle bir kitap dedik. Bir kadın başucu kılavuzu kitabı olsun, hayat kılavuzu. Şimdi ben zaten mutluluğa yatkın bir karakterim. Bu benim karakterim de böyle. Ben bunun üzerine gittim. Anneme benziyorum. Babam çok otoriter ve çok sert bir adamdı. Yani ona benzeseydim gerçekten zordu hayat. Ama anneme benziyorum. Hayata yani bardağın ben hep dolu tarafınla ilgiliyim. Boş tarafınla ilgili değilim. Farz et ki boşaldı. Onu ben dolduruyorum tekrar. Bu benim elimde. Çünkü hayatta her şeyin çözümü olacağına inanıyorum. Her bir şeyin bir çözümü var, yok mu? Ama yeter ki sen çözmek iste ve öyle bak. Pesimist, kötümser baktığın zaman evrene ne yollarsan... Gerek. Çok doğru bak, palavra değil bunlar. Evrene ne yollarsan o sana geri veriyor bunu. Ben hayatla geçinmeyi seçince baktım o da benimle geçiniyor. Birbirimizle geçinmenin yolunu bulduk gitti. Bunların şeysi sır ne dersen sır bu, sır yok. Hep iyi düşüneceksin. Kötü bir şey mi oldu? Mutlaka bir sebebi vardır. Sebepsiz hiçbir şey olmaz hayatla. Ve o sebebin mutlaka sonunda sana iyi olarak geri döner o sebep neyse. Bunları böyle düşündüm, böyle gördüm. Böyle yukarı yolladım. Onlar da bana bir, yani gayet iyiyiz birbirimizle, bütün evrenle, her şeyle. Evet. Müthiş tavsiyeler var bu arada. En hoşuma giden ne? Eşlerimden ayrılmadan önce karar verme aşaması dolma sararım. Dolma sararım Sinancığım. Çünkü o kadar ya o kadar güzel. Şöyle mi? Nilgün evinde dolma sarıldığı gün yandın. Yandım. Bunu bilenler ölümü gör sarma der zaten. Dolma sararken zaman geçiyor ve ben o zaman içinde acaba devam mı etsem, ayrılsam mı, gitsem mi, kalsam mı, gitsem. Dolma biter. Ya giderim ya kalırım. Peki dolma lezzetli olur mu? Eciş pişiş olur mu? Hayır, dolma çok lezzetli olur. Öyle uzun uzun düşünüyorum hayatım. İnce detaylarla sarıyorum. Belki iki tencere oluyor. Belki üç tencere oluyor. Ama en nihayetinde bir karar veriliyor orada. Bir karar veriliyor. Hayattaki en güzel şey kararlı olmaktır. Kararsızlık kadar insanı dibe sürükleyen yani, hiçbir şey yok. Doğru. Ben de bazen zor karar verebildiğim zaman sararım dolmayı, veririm kararı. Ay, ya. Harika. Harika. Sen kitabı okudun valla içinden biliyorsun. Buyurdu. O zaman bazı soruları şey yap oradan içeriden. Ay çek, canım. En iyi sana da yolladım. Bana kitabı. Da geldi. Tamam. İpek direkt not tutmuş. Eşine ver bunu, eşin okusun. Tabii bak bir sen okumayacaksın. Şey İpek'cim haklıymışsın. Okumamış.